Günaydın. Bugün 5 Aralık Pazartesi ve Sabah Haber'de karşınızdayız. Yeni bir haftaya başladık. Herkese sağlıklı, mutlu bir hafta diliyoruz. Ben Narzen Bingöl, yayındayız. Sabah Haber'de nerelerdeyiz? Tabii ki sosyal medyada. FM 100.1, 102, 90.6 ve 89.6 frekanslarında yayınlarımız başladı. Gündemimize bakalım neler var haftanın ilk gününde. Sonra manşetlere geçelim. Kadın ve Siyaset Çalıştay yer alacak. Girne Acapulco Otel'de saat 9.30'da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği yönetim kurulunu kabul edecek. Saat 10'da bu kabulde. Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde Hukuk Dairesi, Başsavcılık, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri görüşülecek saat 10'da. 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine yönelik oy pusulalarının düzenlenmesi ve BRT konuşma sırası için YSK'da at çekme yapılacak. Bu at çekmenin saati saat 14. 2022 Avrupa Engelli Bireyler Günü kapsamında Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle düzenlenen Engelli Bireyler İstihdam ve Erişilebilirlik konulu panel yer alacak saat 16'da. UBP aday tanıtımı var. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda saat 16.30'da. Ve Lefkoşa Türk Belediyesi Engelsiz Sanat Gecesi düzenleyecek. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde Eski Mısırlızade Sineması'nda saat 18.30'da yer alacak. Ve manşetler bakalım Avrupa Gazetesi neler aktarıyor ilk gazetemiz. Her şey dibe vurdu ama tek dert seçim manşetini görüyoruz. Nüfus patladı diye hükümet kanadından da yakınmalar geliyor. Gerçek nüfusumuzu bilense hala yok. Türk lirası eridi ama hükümet kuru hala sabitlemiyor. Gelir dağılımındaki uçurum derinleşti. Toplum ezildikçe eziliyor. Bununla ilgili olarak gazete paylaştı. Manşet habere baktığımızda siyasi partiler seçime odaklandı. Üstelik bu seçimden zaferle çıkacaklarına inananlar şimdiden erken genel seçimi hayal etmeye başladılar. Ayrıntılarını görüyoruz. Koltuktakiler koltuklarını korumaya, muhalefettekiler ise onların koltuklarını kapmaya çalışıyor şeklinde aktarıldı. Ve propaganda süreci başladı. Yüksek Seçim Kurulu YSK 25 Aralık tarihinde yapılacak yerel kuruluş organları genel seçimleri için bugün seçim propaganda sürecinin başlayacağını açıkladı. Et fiyatları düşürüldü. Yine ön sayfa haberlerinden hayvan üreticileri ve kasaplarla yapılan değerlendirmeler sonrasında et fiyatlarında bir miktar indirim yapıldığı duyuruldu. Fiyatlar istenildiği gibi olmasa yeniden et ithali olabilir ayrıntılarıyla gazete paylaşıyor ön sayfa haberlerini. Devam ediyoruz. Kıbrıs gazetesine geçelim. Hedef düzgün piyasa manşetini görüyoruz. Başbakan Üstel kaçak etin önlenmesi için güvenlik toplantısı yaptı. Ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu'nun açıklamalarına baktığımızda İAŞ Sebze ve Meyve Referans Belirleme Komitesi'nin bu haftadan itibaren düzenli toplanacağını söyledi. Yaptığı açıklamada hedef düzgün piyasa manşetiyle görüyoruz haberi. Kaçak ete dur denilecek, referans fiyatlar belirlenecek alt başlıkları var. Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçak yollarla et sokulmasının önüne geçilmesi için gerekli her türlü tedbiri alacaklarını ifade etti. Üstel alınacak tedbirlerle ülkeye kaçak et ve ne olduğu belli olmayan ürünlerin girişinin engelleneceğini, böylece halkın daha kaliteli ve sağlıklı ürünlere ulaşmasının güvence altına alınacağını bildirdi. Üstel, oluşturulacak hızır müdahale ekiplerinin en kısa sürede göreve başlamasının sağlanacağını da ifade ederek, bu ekiplerin sadece sınır kapılarında hizmet vereceğini ve et kaçakçılığının önlenmesinde etkin rol oynayacağını kaydetti. Referans fiyatlar belirlenecek. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yaş, sebze ve meyve referans fiyatları belirleme komitesinin
Başbakanlık tarafından meclise yapılacak çağrı doğrultusunda bu haftadan başlamak üzere her salı veya çarşamba fakat muhakkak her hafta toplanacağını kaydetti. Komitenin çalışmaları sayesinde vatandaşın çok daha bilinçli hareket edebileceğini ifade eden amcaoğlu, söz gelimi referans fiyatı 10 lira olarak belirlenen domatesin 40 liraya satıldığını gören vatandaşın bu fiyatın fahiş olduğunu bilerek alışveriş adresini değiştirme yoluna gideceğini belirtti. Yapılan açıklama bu yönde. Vatandaş fiyatlardan şikayetçi. Bakalım bu kez logo üstündeyiz. Yeni yıla doğru geri sayım başladı ve yılbaşı akşamını evde kutlamaya hazırlananlar için gazetede alışverişe çıktı, fiyat araştırması yaptı, aktarıyor haberde. 4 kişilik bir ailenin yeni yılı evde geçirme maliyeti oldukça yüksek olarak açıklandı. Propaganda süreci başladı. YSK yerel seçimler için propaganda sürecinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. Propaganda sürecinde uyulması gereken kurallara da açıklamasında yer verdi. UBP'nin aktivitesi yer alacak. YSK 25 Aralık'ta yapılacak yerel kuruluş organları genel seçimleri için bugün seçim propaganda sürecinin başladığını açıkladı. YSK'dan yapılan açıklamada propaganda sürecinde uyulması gereken kurallara yer verildi. Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilan asılması, yapıştırılması veya teşhirinin yasak olduğu vurgulandı. Ve Ulusal Birlik Partisi'nin saat 16.30'daki tanıtım aktivitesinin ise Kıbrıs TV'den naklen yayınlanacağı haber veriliyor burada. Aras'ta cıvıl cıvıl yine ön sayfa haberlerinden lokmacıdan geçişlerle ilgili mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve hafta sonu tatili birleşti. Aras'ta da yoğunluk kayda geçti. İşte fotoğrafla birlikte görüyoruz ve logo yanındayız. Gambiya uyarı atışı yaptı haberi logo yanında. Rum basınında yer alan haberde Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Joff'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretle oyunu başlattı. Diğer devletlerin de bunu takip edeceği iddia edildi Gambiya. Uyarı atışı yaptı başlığıyla aktarıyor gazete. Yeni düzendeyiz. Araçlı geçişler çileye dönüştü manşetini görüyoruz gazetede ve barikatta eziyet başlığıyla veriyor haberi. Hafta sonu Kermiya'dan geçmek eziyete dönüştü, sinirler gerildi, kuyruklar da uzadı, adım atan yok. İki toplumlu protesto ayrıntılarda verildi ve Türk lirasının olağanüstü değer kaybı sonrasında Kıbrıslı Rumların kuzeye olan ilgisi geçiş noktalarında sıkışıklığa neden olurken her kesimden Lefkoşa'ya araçlı geçişlerin yeni kapı şart fikri öne çıktı bu geçişler için. Ancak yetkililer bu konuda adım atmadı. İki toplumlu protesto yine ayrıntılarda dün öğle saatlerinde yeniden uzayan araç kuyrukları toplu protestoya da sahne oldu. Araçlarıyla sırada bekleyen Kıbrıslılar aynı anda korna çalarak barikatı inlettiler. Sıkışıklığa da isyan ettiler şeklinde aktarılıyor. Araçlı geçişler çileye dönüştü şeklinde verildi. Ve üstelin açıklamaları, girişimler sonuç verdi. Et fiyatlarında bir indirime gidildi. Bununla ilgili haberimiz var, şimdi izleyelim. Önemli bir haber. Başbakan Ünal Üstel, hükümetin girişimlerinin sonuç verdiğini ve et fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı. Haberimize bakalım. Başbakan Üstel, sınırlarda yeni önlemler alınacağını ve yasal düzenlemeler yapıldığını belirterek et kaçakçılığının önüne geçileceğini vurguladı. İzliyoruz. Başbakan Ünal Üstel, hayvan üreticileri ve kasaplarla yapılan değerlendirmeler sonrasında et fiyatlarında bir miktar indirim yapıldığını açıkladı. Üstel açıklamasında bu konudaki girişimler devam edecek. Bir yandan üreticilerimize daha çok üretmeleri konusunda desteklerimiz sürerken, diğer yandan et fiyatları istenen düzeyde olmazsa et ithali opsiyonunu yeniden gündeme alabiliriz, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçak yollarla et sokulmasının önüne geçilmesi için gerekli her türlü tedbiri alacaklarını belirten Üstel, geçtiğimiz günlerde ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan sınır güvenliği değerlendirme toplantısında
Güney Kıbrıs'tan yasa dışı yollarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçirilen kaçak et ve diğer ürünlerle ilgili sınırlarda alınacak önlemlerin ele alındığını kaydetti. Üstel, alınacak tedbirlerle birlikte ülkeye kaçak ve ne olduğu belli olmayan ürünlerin girişinin engellenmiş olacağını, böylece halkın daha kaliteli ve sağlıklı ürünlere ulaşmasının güvence altına alınacağını söyledi. Et kaçakçılığının önlenmesi için sınır boyunca 24 saat takip yapacak sistemler kurulacağını ve dijital denetimlerin artırılacağını ifade eden Başbakan, oluşturulacak Hızır Müdahale Timlerinin izleme merkezinden gelecek uyarılara göre kaçakçılık girişimde bulunanlara hemen müdahale edeceğini belirtti. Bu arada ceza yasasında değişiklik yapılarak kaçakçılığı önlemek için cezaların ağırlaştırılacağını anlatan Üstel, bu konudaki yasal düzenlemelerin ivedi şekilde gerçekleştirileceğini söyledi. Ceza yasası kapsamında yapılacak değişikliklerin önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini dile getiren Başbakan Üstel, ilgili bakanlıklar ve güvenlik birimlerinin ortak çalışmasıyla alınacak önlemlerle et kaçakçılığının önüne geçileceğini ifade etti. Oluşturulacak Hızır Müdahale ekiplerinin en kısa sürede göreve başlamasının sağlanacağını da kaydeden Üstel, bu ekiplerin sadece sınır kapılarında hizmet vereceğini ve et kaçakçılığının önlenmesinde etkin rol oynayacağını söyledi. Trafik kontrolünde araçtan uyuşturucu çıktı. 1 kilo 850 gram uyuşturucu, çok sayıda tutuklu var. Girne'deki trafik denetimleriyle ilgili olarak aktarılıyor. Yine gazetenin ön sayfadan paylaştığı haberlerden devam ediyoruz. Diyalog gazetesindeyiz. Uçuyoruz manşetini görüyoruz. 25 Aralık seçiminde 67 belediye başkan adayı, 1000'e yakın meclis üyesi, 2223 muhtar ve azay yarışacak. Uçuyoruz. Kesinleşen aday listeleri açıklandı. Propaganda süreci bugün başlıyor. Yüksek Seçim Kurulu 25 Aralık'ta yapılacak olan yerel yönetim seçimleriyle ilgili kesinleşen aday listesini dün açıkladı. Buna göre belediye başkanlığı için 67, meclis üyelikleri için de 1000'e yakın kişi yarışacak. Ada genelinde muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği için yarışacak aday sayısı ise 2223. Propaganda süreci bugün başlıyor. Kesinleşen adayların açıklanması nedeniyle siyasi partilerin propaganda süreçleri de bugün başlıyor. Ulusal Birlik Partisi saat 16.30'da Efkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda aday tanıtım şöleni düzenleyecek. Şölen de bir televizyon tarafından canlı olarak aktarılacak diye bazı televizyonlardan paylaşıldı. Tüm adayların isimlerini açıklıyoruz diye de gazete ayrıca verdi. Ve belediye başkanlığı seçiminde de 6 kadın aday yarışacak. Bu isimler Sıla Usar İncirli, Ebru Törehan, Habibe Çetin, Fatma Çimentoğlu, Şifa Çolakoğlu, Eylem Dolmacı, Nalcıoğlu şeklinde aktarıldı. Hizmete susadıklarını belirten vatandaşlardan tüm adaylara önemli bir mesaj var bu arada. Çok çalışmalı mesajı geldiği paylaşıldı bu noktada. Ve operasyon haberi de aktarılıyor. Girne ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 750 gram uyuşturucu bulundu ve 5 kişi tutuklandı. Tümü yabancı. Başbakan Ünal Üstel yaptıkları girişimler sonucunda et fiyatlarında indirime gidildiğini söyledi. Rakam vermedi diye gazete veriyor. Avrupa Birliği'nden destek istiyor haberi de ön sayfada. Mausa, Metropoliti, Vasilios, kuzeydeki kiliselerde dini ayinlerin yasaklandığını iddia etti. Avrupa Birliği'nden destek istiyor şeklinde aktarılıyor haber. Güneş'e bakalım. Güneş gazetesi de et kaçakçılığının önüne geçilecek haberini manşetine aldı. Başbakan Ünal Üstel hükümet olarak yaptıkları girişimler sonucunda et fiyatlarında indirime gidildiğini söyledi. Ve et kaçakçılığının önüne geçilecek başlığıyla aktarıldı. Bakalım ayrıntılar nasıl? Ülkeye girişi engellenecek alt başlığı var Başbakan. Hayvan üreticileri ve kasaplarla yapılan değerlendirmeler sonrasında et fiyatlarında bir miktar indirim yapıldığını belirtiyor. Bu konudaki girişimler devam edecek. Bir yandan üreticilerimize daha çok üretmeleri konusunda desteklerimiz sürerken
diğer yandan et fiyatları istenen düzeyde olmazsa et ithali opsiyonunu yeniden gündeme alabiliriz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçak yollarla et sokulmasının önüne geçilmesi için gerekli her türlü tedbiri alacaklarını açıklayan Üstel, geçtiğimiz günlerde ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan sınır güvenliği değerlendirme toplantısında Güney Kıbrıs'tan yasa dışı yollarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçirilen kaçak et ve diğer ürünlerle ilgili sınırlarda alınacak önlemlerin de ele alındığını kaydetti. Başbakan Ünal Üstel alınacak tedbirlerle birlikte ülkeye kaçak ve ne olduğu belli olmayan ürünlerin girişinin engellenmiş olacağına, böylece halkın daha kaliteli ve sağlıklı ürünlere ulaşmasının güvence altına alınacağını bildirdi. Adaylar resmen açıklandı. Haberimiz de var, izleyeceğiz. Bu arada ceza yasasında değişiklik yapılacak. Sonra adaylara bakalım. Ceza yasası kapsamında yapılacak değişikliklerin önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini dile getiriyor Başbakan'ın yine açıklamasından. İlgili bakanlıklar ve güvenlik birimlerinin ortak çalışmasıyla alınacak önlemlerle et kaçakçılığının da önüne geçilecek. Üstel oluşturulacak Hızır müdahale ekiplerinin en kısa sürede göreve başlamasının sağlanacağını da ifade etti. Bu ekiplerin sadece sınır kapılarında hizmet vereceğini ve et kaçakçılığının önlenmesinde etkin rol oynanacağını söyledi. Şimdi bakalım, adaylar resmen açıklandı. Adaylar resmen açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu 25 Aralık'ta yapılacak. Yerel kuruluş organları genel seçimler için kesinleşen aday listelerini açıkladı. UBP'nin Ermenlik Akıncılar Belediye Başkan Adayı Ebru Törehan, uluslararası standartlarda drag pisti yapacağız dedi. Ve Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP Başkan Adayı Özçınar'da Güzelyurt üreten bir tarım şehri olacak açıklamasını yaptı. Beyarmudu Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi'nin Belediye Başkan Adayı İlker Edip, güçlü gelecek için yeni projeler hazır değerlendirmesini yaptı. Yine ön sayfada aktarılıyor. Bakalım, UBP'nin Erenköy Karpaz Belediye Başkan Adayı Dr. Hamit Bakırcı'nın açıklamaları, bölgemizi kalkındıracak projelerimiz hazır şeklinde. Ve UBP Dikmen Belediye Başkan Adayı Niyazi Öztürk'ün de açıklamaları, Dikmen'de değişim ve gelişim dönemi yaşanacak şeklinde aktarıldı. Tarım ve Hayvancılık Destek Birimi kurulacak açıklaması da UBP Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer'in açıklamaları. Yerel seçimlere yönelik kesinleşen adaylar Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edildi. Yüksek Seçim Kurulu ayrıca seçimde kesinleşen adayların sayısını, seçilmesi gereken kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğu bölgelerde ise seçilmiş olanları ilan etti. Seçim takvimine göre oy pusulalarının düzenlenmesi ve BRT'de konuşma sırası için YSK'da at çekme ise bugün yapılacak. İzliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine yönelik kesinleşen adayları dün ilan etti. Dün ayrıca ilçe seçim kurulları kendi ilçelerinde kesinleşen adayları ilan etti ve duvar ilanları için ilçe seçim kurullarında at çekildi. Yüksek Seçim Kurulu seçimde kesinleşen adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğu bölgelerde ise seçilmiş olanları ilan etti. Buna göre Lefkoşa ilçesinde 12, Gazi Mausa ilçesinde 10, Girne ilçesinde 18, Güzelyurt ilçesinde 6, İskele ilçesinde 10 ve Lefke ilçesinde de 5 muhtar ve bazı bölgelerdeki azalar seçilmiş ilan edildi. Seçim takvimine göre dün siyasi partilerde BRT'de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe verdi. Seçim takvimine göre oy pusulalarının düzenlenmesi ve BRT'de konuşma sırası için YSK'da at çekme ise bugün yapılacak. Seçim propagandası da bugün başlayacak. Ayrıca sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü de bugün olacak. 10 Aralık Cumartesi günü seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayınlanmasının son günü olacak. 22 Aralık Perşembe günü seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerinin dağıtılmasının son günü ve 24 Aralık Cumartesi günü de seçim propagandasının son günü olarak açıklandı. Devam ediyoruz. Mesarya'da sulu tarıma geçilecek ihaleler tamamlandı. Logo üstünde haber.
Başbakan UBP Başkanı Üstel, Anadolu'dan gelen suyun Mesarya'ya ulaşması için ihalelerin tamamlandığını açıkladı. Başbakan Üstel, Demirhan, Cihangir, Gaziköy, Yiğitler ve Akıncılar köylerini ziyaret etti. Bölge halkının sıcak ilgisiyle karşılaşan Üstel, vatandaşlarla sohbet etti. Üstel'e ziyaretlerinde UBP Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı adayı Ebru Törehan'ın yanı sıra bazı bakan ve milletvekilleri de eşlik etti. Mesarya bölgesinin üretim için ne kadar değerli olduğunun bilincinde olduklarını söyleyen Üstel, bölgede 3-4 yıl içinde sulu tarıma geçilebileceğini açıkladı. Noktalıyoruz gazeteyi ve geçiyoruz Vatan'a. Vatan gazetesinde de başbakan açıklamalarını görüyoruz. Yaptığımız girişimler sonucunda et fiyatlarına bu fiyatlarda indirime gidildi şeklinde başbakanın yaptığı açıklama manşette. Yazılı bir açıklama yaptı başbakan ve hayvan üreticileri ve kasaplarla yapılan değerlendirmeler sonrasında et fiyatlarında bir miktar indirim yapıldığını belirtti. Bu konudaki girişimler devam edecek. Bir yandan üreticilerimize daha çok üretmeleri konusunda desteklerimiz sürerken, diğer yandan et fiyatları istenen düzeyde olmazsa et ithali operasyonu opsiyonunu yeniden gündeme alabiliriz şeklinde bir açıklama yaptı. Devamındaysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçak yollarla et sokulmasının önüne geçilmesi için gerekli her türlü tedbiri alacaklarını ifade ederek ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan sınır güvenliği değerlendirme toplantısında Güney Kıbrıs'tan yasa dışı yollarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçirilen kaçak et ve diğer ürünlerle ilgili sınırlarda alınacak önlemlerin ise alındığını kaydetti şeklinde gazete tarafından paylaşıldı. Et fiyatlarında indirime gidildi başbakanın açıklamaları manşette. Bakalım seçim notlarından neler var? Gardiyanoğlu Lefkoşa neler kaybetti? Kalem kalem açıklayacağım dedi. UBP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı adayı Sadık Gardiyanoğlu 25 Aralık yerel seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Gardiyanoğlu Lefkoşa Türk Belediye Başkanı olması halinde 10 yıldır Lefkoşa'ya yapılamayanların kısa süre içerisinde tamamlanacağına işaret ederek gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmeler yaptığını kaydetti. Harmancı kavgayı değil sevgiyi, ötekileştirmeyi değil beraber olmayı, paylaşmayı ve dayanışmayı büyüttük dedi. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP Lefkoşa Türk Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı. Lefkoşa'nın artık demokrasinin, insan haklarının beşiği olduğu noktaya gelebilmesinden duyduğu mutluluğu dile getiriyor. Bu yöndeki mücadele asla sonlanmadan her gün yapılması gereken bir mücadeledir. Bu bağlamda biz de aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz diye konuştu. Ve KROK projelerimiz hazır, enerjimiz yüksek dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Çatalköy Esentepe Belediyesi Başkanı adayı Ceyhun KROK ile belediye meclis üyesi adayları dayanışma toplantısında buluştular. CTP Girne ilçesi organizasyonuyla Çatalköy Esentepe Belediyesi Başkanı adayı Ceyhun KROK'la belediye meclis üyeleri Dom Otel'de düzenlenen dayanışma toplantısında bir araya geldiler. Burada yapmış olduğu açıklamalar gazete tarafından paylaşıldı. Reşat Kansoy, Güzelyurt Belediyesi tüm işletmelerimizin yanında eşit duracak dedi. Güzelyurt Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reşat Kansoy, Güzelyurt Belediyesi'nin tüm işletmelerin yanında eşit duracağını söylediği açıklaması da gazetede. Nida Yegün gördü, demokratik bir seçim süreci yaşanmasını temenni ediyorum dedi. Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkanı adayı Nida Yegün gördü. Dün Girne İlçe Seçim Kurulu'nda seçim sürecinde yürütülecek propaganda faaliyetleriyle ilgili kura çekimi ve açık havada düzenlenecek toplantı ve mitingle ilgili takvim belirleme çalışmasına katıldı. Burada yapmış olduğu açıklama demokratik bir seçim süreci yaşanmasını temenni ediyorum şeklinde aktarıldı. Emre Efendi'nin açıklamalarına bakalım. Koltuğa değil, bölgesine sevdalı bir ekibiz açıklaması. CTP LAP'ta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Başkanı adayı Emre Efendi'nin açıklamaları. Klasik belediyecilik anlayışından
artık uzaklaşılması gerektiğini, bunun için de değişim zamanının geldiğini vurguladı. Değerlendirmeleri bu şekilde. İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu Ötüken Özel Eğitim Okulu'nu ziyaret etti. Okula 3 yeni derslik yapacağız açıklaması da yine gazetenin ön sayfadan paylaştıklarında. Ahmet Kasımoğlu, radyoculuk dijitalleşmede az kan kaybettiği haberine bakalım. Ahmet Kasımoğlu'nun açıklamaları var. Reklam şirketi ve radyo direktörü. Ülkemizdeki radyoculuk sektörüyle ilgili bir açıklama yaptı. Son durumu ve dünden bugüne radyoculuk serüvenlerinin detaylarıyla ilgili bu açıklama. Yeni nesil medya rüzgarı içinde az kan kaybeden sektörüz şeklinde bazı değerlendirmeleri var. Gazeteler müthiş bir kayıp yaşar. Televizyonlar da aynı şekilde. Müzikte de dijitalleşme var ama radyolar kaybetmiyor gibi hissediyorum şeklinde konuyla ilgili değerlendirmesi. Halkın Sesi'ne geçelim. Bakalım. Halkın Sesi gazetesi de su gibi içiyoruz diyor manşetinde. Ve ülkeye sadece bir yılda 35 milyon dolardan fazla içki ithali yapıldı. Su gibi içiyoruz. Alkollü içkilerle ilgili haber, alkollü içki ithalatıyla ilgili. Bu rakamlar ülkemizdeki alkol kullanım yaygınlığının fazlalığını ortaya koydu. Alkollü içki ithalat rakamları. Ülkemizdeki alkol kullanım yaygınlığının fazlalığını ortaya koydu. Veriler alkol ithalatına her yıl milyonlarca dolar para harcandığını gözler önüne serdi. Ülkeye ithal edilen on binlerce litre alkollü içki için 7 yılda 350 milyon dolar harcandı. Sadece bir yılda 35 milyon dolardan fazla içki ithali yapıldı. Bir yılda ithal edilen alkollü içecekler içerisinde viski ilk sırada olarak aktarılıyor. İthal edilen 2 milyon 474 bin litre viski için 12 milyon 935 bin dolar harcama yapıldığı aktarıldı. Viskiyi 11 milyon 123 bin litrelik ithalat ve 6 milyon 540 bin dolarlık ithalatla bira takip etti. Ve aslan sütü rakı için 850 bin litrelik rakı ithalatına 4 milyon 914 bin dolar, 1,5 milyon litrelik şarap ithalatına ise 3 milyon 942 bin dolar harcandı şeklinde aktarıldı. Su gibi içiyoruz diye veriyor gazete bu haberi. Ve et fiyatlarında indirime gidildi haberi de ön sayfada. Başbakanın yapmış olduğu açıklamalar var. Haberimizi de izlemiştik. Yaptıkları girişimler sonucunda et fiyatlarında indirime gidildiğini söyledi başbakan. Ve et kaçakçılığının önlenmesi için sınır boyunca 24 saat takip yapacak sistemler kurulacağını bildirdi. Yapmış olduğu açıklamada hasta mahkumlar tedavi olamıyor cezaevinde. Hasta olan birçok mahkum görevli doktor bulunmaması nedeniyle tedavi olamıyor haberini de gazete aktardı. Ve Yeni Bakış. Seçim değil geçim manşetini görüyoruz Yeni Bakış'ta da. Seçim propaganda süreci bugün başlıyor ancak vatandaşın gündeminde alım gücü var. Yapılan açıklamalar, değerlendirmeler. Bakalım uzun süredir dövizin artışı ve enflasyonun gitgide büyümesiyle boğuştuğumuz ekonomik sıkıntılar vatandaşın korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Alım gücü düşen vatandaş geçinmekte zorlanıyor ancak son günlerde hükümet edenlerin de muhalefetin de tek derdi belediye seçimleri. Vatandaşın başlıca sorunu ise ekonomi. Artan döviz ve enflasyon karşısında alım gücü düşen vatandaş bu duruma çözüm bekliyor. 25 Aralık'ta yapılacak olan yerel seçim için adaylar kesinleşirken vatandaş yeni bir yıla yine gelecek kaygısıyla girmeye hazırlanıyor. Günübirlik çözümler vatandaşı tatmin etmezken ülkede ne seçim heyecanı ne yeni yıl heyecanı hakim. Psikiyatrist Profesör Doktor Mehmet Çakıcı'nın açıklamaları var. Toplum kimin seçimde başarılı olacağı değil, benim ekonomik durumum ne olacak gailesi içindedir diyerek
seçimle bir şeyin değişeceğinin artık umut edilmediğini söyledi. Çakıcı seçim kampanyalarının dahi dışarıdan çok boş göründüğünü belirtiyor. Yeni yıla da umutsuzlukla girileceğini söylediğini açıklamasında. Ekonomik ve sosyal çöküş karşısında tedbir alacak bir yapının olmadığını belirtiyor. Toplumun da yöneliminin kendi hayatını kurtarmaya yönelik bir hal aldığını dile getiriyor ayrıca Çakıcı. Bu şartlarda kimse ne seçim ne eğlence düşünebilir. Toplumun ruh hali bozuldu şeklinde açıklaması. Seçim değil, geçim başlığıyla veriliyor haber. Ve bakalım, sürmanşet haberindeyiz. Yüksek Seçim Kurulu 25 Aralık tarihinde yapılacak yerel kuruluş organları genel seçimleri için bugün seçim propaganda sürecinin başlayacağını açıkladı. YSK'dan yapılan açıklamada bu süreçte uyulması gereken kurallara yer verildi. Bu doğrultuda seçimlere katılan siyasal partiler, bağımsız adaylar duvar ilanı asmakta, el ilanı ve her türlü matbuaya dağıtmakta serbest olacağı bildirildi. Seçim propagandası başladı. Seçim propagandası bugün başlıyor. Adaylar 24 Aralık saat 18'e kadar her türlü duvar ilanı asabilecek, el ilanı ve matbaa dağıtabilecek. İzliyoruz, devam edeceğiz. Yüksek Seçim Kurulu 25 Aralık yerel kuruluş organları genel seçimine yönelik seçim propagandasının bugün başlayacağını duyurdu. Buna göre seçime katılan siyasal partiler, bağımsız adaylar duvar ilanı asmakta, el ilanı ve her türlü matbaa dağıtmakta serbest olacak. Ancak oy verme gününden önceki gün saat 18'den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbaanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasak olacak. YSK oy pusula örneklerinin dağıtılabileceğini ancak her türlü ilan üzerinde Türk bayrağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, dini ibareler, Arap harfleriyle yazılar bulundurulmasının yasak olduğunu hatırlattı. Polisin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı. Girne'de Doktor Fazıl Küçük Çemberi mevkiinde polis tarafından kontrol amacıyla durdurulan araçta satışa hazır paketler halinde yaklaşık 500 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu bulundu. Polisin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı. Ziraat Mühendisleri Odası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ekilebilir tarım arazilerinin her geçen gün azalmasının endişe verici boyutta olduğuna dikkat çekti. Üretim azaldı haberi de ön sayfada. Başbakan, hükümet olarak yaptıkları girişimler sonucunda et fiyatlarında indirime gidildiğini söyledi. Üstel ayrıca et kaçakçılığının önlenmesi için sınır boyunca 24 saat takip yapacak sistemler kurulacağını ve dijital denetimlerin artırılacağını belirtti et fiyatlarında. İndirime gidildi şeklinde haberde yine ön sayfada gördüğümüz haberlerden. Böylece noktaladık ve Türkiye'nin yazılı basınıyla devam edelim. ...7.33'e taşıdık saatleri ve ülke manşetlerini noktaladık. Şimdi ise Türkiye'nin yazılı basına neler yansıdı bakacağız. Ama önce bir hatırlatma yapalım, nerelerdeyiz. Sosyal medyadayız ve FM 100.1, 102.90.6, 89.6 radyo frekanslarındayız. Eğer radyolarını açan dinleyicilerimiz varsa, yola çıkacak olan dinleyicilerimiz varsa, belki televizyonlarını da yeni açan izleyicilerimiz varsa hatırlatma yapmış olalım. Şimdi Türkiye'nin yazılı basınında bakalım. Önce Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Hürriyet Gazetesi 20 kentte kadın çağrısı başlığını kullanıyor. Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin araştırmasına göre Türkiye'nin 20 ilinde bugüne kadar hiç kadın milletvekili çıkmadı. Hedef önümüzdeki seçimde daha fazla kadın milletvekili. %20'yi hiç aşamadı. Yaklaşan seçimde daha çok kadının meclise girmesi için olmadı Türkiye adlı bir kampanya başlatan Kader. Hiç kadın vekil çıkarmamış bu 20 şehre
yoğunlaşacak. Çarpıcı verileri paylaşan KADER'e göre kadın vekil oranı hiçbir yasama döneminde %20'yi aşamadı. Hatta 88 yılın ortalaması %5.4. Engeller var. KADER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, kadınların siyasete katılımının önünde engeller bulunduğunu belirterek şunları söyledi. Kadınlara biçilen roller ve ekonomik güç eşitsizliği gibi yapısal engellerimiz var. Bir diğer engel ise kurumsal. Bir de kültürel ve psikolojik engeller devreye giriyor şeklinde açıklamaları var. Bu şehirler şöyle, işte o şehirler diye aktarıldı. Bugün Türk kadınına seçilme hakkı tanınmasının 88. yıl dönümü ve dernek kadınların siyasette daha çok yer alması için 10 maddelik çözüm önerileri hazırladı. İşte o şehirler hangileri? Bu şehirler aktarılıyor. Ve bununla ilgili olarak ayrıntılar paylaşıldı. Yaklaşan seçimde daha çok kadının meclise girmesi için Olmadı Türkiye adlı bir kampanya başlattı ve hiç kadın vekil çıkaramamış 20 şehir: Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bayburt, Burdur, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Sinop ve Yozgat olarak açıklanıyor. 20 kentte kadın çağrısı, hiç kadın vekil çıkmadı bu şehirlerde diye paylaşıldı. Mahsa kazandı. Mahsa Amini başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül'de tutuklanmış. Gözaltındayken rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti İran'da. Mahsa Amini'nin gözaltında ölümü sonrası başlayan protestoların ardından Tahran yönetimi geri adım attı. Ahlak polisi kaldırılıyor. Sokaklarda devriye gezip kadınların başörtülerini kontrol eden ahlak polisliği kaldırılıyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın cumhuriyetçi ve İslami temellerinin değiştirilemez olduğunu ancak anayasanın daha esnek olması için uygulanabilecek yöntemler bulunduğunu söyledi. Mahsa kazandı şeklinde aktarılıyor. Her ne kadar başörtüsü 1983'te zorunlu olsa da ahlak polisliği eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad döneminde kuruldu diye de gazete not düştü. Ve vizede 4 ülkeyle uzlaşıldı haberi de ön sayfada. AB ülkelerinin Türk vatandaşlarına vize randevusunu aylar sonrasına vermesi ve çok sayıda başvurunun reddi üzerine Ankara devreye girdi. Almanya hala çözmedi. Büyükelçilerle yapılan yoğun temaslar sonrası İspanya, İtalya, Fransa, İngiltere ile sorunlar büyük ölçüde çözüldü. İngiltere vizesi için randevu alma süresi birkaç güne, başvuruların sonuçlanma süresi de 3 haftaya kadar düştü. Ancak Almanya ile sorunlar hala devam ediyor diye aktarıldı. 3 virüse 7 önlem. Bu yıl kış virüsleri her zamankinden daha erken ve daha yoğun saldırıya geçti. Onlardan kendimizi korumak için bağışıklık sistemimizi güçlendirmek en doğru yöntem. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Ne yiyip ne içmeliyiz? Gazete veriyor. Basit ama çok etkili 7 tavsiye var iç sayfalarda. Alzheimer ilacı umut veriyor. Amerika'da geliştirilen Alzheimer ilacının ilk klinik verilerinde zihinsel gerilemeyi yavaşlattığı müjdesi verildi. Alzheimer ilacı için de umut veriyor şeklinde haber ön sayfadan paylaşılıyor. Ve Oto Plaza devri bitiyor. Avrupa'da otomotiv sektöründe başlayan internetten online satış furyası 2023 yılı itibariyle Türkiye'de de başlıyor. Dijital modelle satılacak otomotiv şirketleri yüksek maliyetli satış alanlarından, plaza yatırımlarından vazgeçiyor. Türkiye'de TOG, Tesla ve Mercedes-Benz tüketicilerin karşısına dijital satış modelleriyle çıkacak diye aktarıldı. Bayiler ise teslimat, satış sonrası hizmet gibi roller verecek diye veriliyor ayrıntılara geçtiğimizde. Ve sabahtayız. Sabah gazetesi Gabar Dağı'ndan petrol fışkıracak manşetini aktardı. Şırnak'ta oteller, pansiyonlar, depo mühendisleriyle dolu. Gabar Dağı'ndan petrol çıkarıyorlar. Ülke ekonomisini uçuracak müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Gabar Dağı'na giden yolda Akçay Köyü'nde arazi araçları gördük. Yüksek
tekerlekli jipler, araçlar TPAO'ya ait. Ayrıca şehirde, otellerde, sağda solda mühendisler gördük. TPAO personeli diye veriliyor. Ve TPAO petrol buldu. Sorduk, araştırdık ve öğrendik ki TPAO petrol arıyor. Sondaj kuleleri kuyu açıyor. Gabardağ'da petrol bulundu. Günde 5000 varil sondajlar sürüyor. Günlük rezervin 20.000 varile çıkması an meselesi. 2023'ün ilk müjdesi. Rezerv için milyar dolarlar konuşuluyor. Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor. 2023'ün ilk müjdesi, yeni yılın moral yükseltecek bir haberi, büyük sürpriz, hayırlı olsun şeklinde veriyor gazete. Yavuz Donat, Şırnak'ta halkın nabzını tuttu, petrol sevincinin kenti nasıl etkilediğini yazdı bu haber manşette. Gazete manşetten paylaşıyor ve yine ön sayfada bakıyoruz, bir diğer haberse suyumuza sahip çıkalım şeklinde Emine Erdoğan, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü'nde Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'ne sosyal medyadan destek verdi. Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım çağrısı yaptı. Gazete tarafından paylaşıldı. Ve Selvi Kılıçdaroğlu uyumayıp da ne yapsın? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun baştan sona hayal kırıklığı olan 2. yüzyıla çağrı toplantısındaki konuşmasının önüne 3 konu geçti. Ve bununla ilgili haber, vasiyetiniz vasiyetimizdir, Pençe Kilit şehitleri Doğa Bey Öztürkmen ve Yusuf Ataş'ın vasiyetleriyle uzman çavuş Halil İbrahim Yiğit'in paylaşımı Mehmetçiğin asil ruhunu gösterdi. Vasiyetiniz vasiyetimizdir şeklinde gazete aktarıyor bu haberi de. Geçiyoruz Cumhuriyet'e. Cumhuriyet gazetesi TÜSİAD ve TÜRKON FED'in eski başkanları isyan etti. İktidara karşı ses yükseltin başlığını aktarıyor ve yapılan açıklamalardan satır başları var. Canımıza tak etti, dik duralım, motive olalım, Cumhuriyeti yitirmeyelim, orta demokrasi tuzağındayız şeklinde yapılan açıklamalardan satır başları bu noktada aktarıldı. Bu noktada paylaşılan haberin ayrıntıları da iç sayfalarda. Ayasofya'da siyasi zarar, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve 2020'de camiye çevrilmişti Ayasofya. Bir kapısına daha zarar verildiği aktarılıyor. Uzmanlar siyasi bir tavır olarak bu tahribatlar yapılıyor olabilir, kalıcı önlemler alınsın şeklinde bir uyarı yaptı. Onunla ilgili haber, CHP kurmayları vizyon belgesi hazırlığı bileşenlerle paylaşıldı. Altılı masayla uyumlu başlıklı habere geçtiğimizde. Bakalım CHP'nin vizyon belgesi Kılıçdaroğlu'nun doğru milletim ayağa kalkın başlıyoruz sözleriyle açıklandı. Parti kurmayları altılı masanın bileşenlerine yaptığımız hazırlıklar gösterildi. O yüzden vizyon belgesi altılı masaya kolayca uyum sağlayabilecek dedi. Ve altılı masayla uyum. Amini protestolarından sonra ahlak polisi birimi kapatıldı. Ve Molla'dan geri adım başlıklı haber de yine Cumhuriyet'in ön sayfa haberlerinden görüyoruz. Molla'dan geri adım, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan protestolar sonuç verdi. İran Genel Başsavcısı Muntazeri, ahlak polisinin yargı erkiğiyle hiçbir ilişkisi yoktur. Geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır dediği aktarıldı. Bu konuyla ilgili olarak yazılan bir makalede okuyuculara aktarılıyor. Milliyet'e bakalım. Milliyet gazetesi çöplükte dikey tarım haberini manşete aldı. İklim değişikliği, çölleşme gibi etkenler tarımsal üretimi tehdit ederken Türkiye'de dikey tarım gibi son teknoloji tarımsal faaliyetlere yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Adres katı atık tesisi, maliyet %60 düştü şeklinde alt başlıklar görüyoruz. Tarım arazilerinde yaşanan problemler
Ekilebilir alanların azalması, yeni tarım tekniklerinin geliştirilmesini kaçınılmaz kılıyor. Bu kapsamda dikey tarım örnekleri Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'deki ilk örneklerden biri Ankara'nın eskiden Mamak Çöplüğü olarak bilinen, şimdilerde ise katı atık bertaraf tesisine dönüşen alanda başlatıldı. Maliyet %60 düştü katı atık bertarafı yapan. ITC şirketinin yetkilisi Ali Rıza Öner, dikey tarımda 10 metrekarelik bir konteynerda su ve toprak ihtiyacını %90-95 azaltarak üretim yapmanın mümkün olduğunu söyledi. Öner, yaktıkları atıklardan ürettikleri enerjiyi ısıya çevirip bunu dikey tarım için kullandıklarını belirtiyor. İlk hasatlarımızdan olan marulun maliyetini %60 oranında düşürdük şeklinde bir açıklama yapıyor. Konuyla ilgili değerlendirmesi bu şekilde aktarıldı. Vizyon burada. Yerli ve milli zeka lazım. Şanlıurfa'da gençlerle buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kılıçdaroğlu'nun vizyon açıklamalarını ve Amerikalı danışman tutmasını eleştirdi. Bay Kemal güya zihninde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış, etmiş, Amerika'dan bilmem kim, bilmem şuradan kim, bunlarla milletimizi kandıracaklarını sanıyorlar. Bize yerli, milli zihniyet ve zeka lazım. Biz Şanlıurfa'da zihin devrimi yaptık ve bunu açıkladık. Vizyon orada değil, vizyon Şanlıurfa'da, yarına dair vizyonun kalemşörleri sizsiniz gençler. Kendinize güvenin ve inanın şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Formasyon müjdesi var ayrıca üniversitelerde. Pedagojik formasyon eğitimine ilişkin açıklama yaptı Erdoğan. Biliyorsunuz üniversiteyi bitirdikten sonra bir veya iki yıl formasyon eğitimi veriliyordu. Yok başkanın artık bunu kaldıralım. 3 ve 4. sınıfta formasyon verelim. Böylece öğrenciler üniversiteyi bitirirken formasyon eğitimini de almış olsun dedik ve mutabık kaldık dedi. Bu noktada bir de müjde, formasyon müjdesi geldi. Gazete tarafından aktarılıyor. Vizyon burada dediği paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İran'da ahlak polisi kaldırıldı. 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltındayken ölümü üzerine başlayan protestolar Tahran yönetimine geri adım attırdı. İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ahlak polisi olarak bilinen irşad devriyelerinin kaldırıldığını duyurdu. Muntazeri, ahlak polisliği geçmişte kimler tarafından kurulduysa öyle kaldırıldı dedi. Ancak yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama gelmediği için eylemciler Muntazeri'nin sözlerine şüpheyle yaklaşıyor diye aktarıldı. Amiral geliyor, Türkiye'nin ilk çok maksatlı amfibi savaş gemisi. TCG Anadolu'nun Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine alınması için sayılı günler kaldı. Bu ay içinde envantere girmesiyle Türk donanmasının amiral gemisi olacak. TCG Anadolu ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon kabiliyetiyle ateş ve hava gücü de açık denizlere taşınacak. Kılıçdaroğlu'ndan adaylık mesajı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 2. yüzyıla çağrı buluşmasındaki konuşmasının şifrelerini parti kurmayları adaylık mesajı ve bir yol yürüyüşünün başlangıcı olarak yorumladılar. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını başlattığı ifade eden kurmaylar ben adayım diyor Kemal Bey değerlendirmesinde bulundular şeklinde de gazete bu şekilde aktarıyor. Ve depreme hazır bir şehiriz. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü açıklama yaptı. Depremde kentin büyük kayıp vermediğini belirtti. Çünkü yatay mimariyi esas aldık. Konut stokumuzun %75-80'i yeni. Deprem yönetmeliklerini harfiyen uyguluyoruz. Yüksek katlı yapılaşmaya son verdik. Düzce depremler konusunda deneyimli ve bilinçli bir şehir. Biz depreme hazırlıklı bir şehiriz şeklinde bir açıklama yaptı. Akşamdayız. Akşam gazetesi de hainin Mehmetçik korkusu manşetini paylaştı. TSK sınır ötesi operasyon için gün sayarken Amerika Birleşik Devletleri gazetesine yazan PKK-YPG elebaşı Mazlum Abdi, Amerika'nın sadık müttefikiyiz, bizi unutmayın dedi. Kazanımlarımız tehdit altında, sonuçların ne olacağını biliyoruz alt başlıkları var. Terör örgütü elebaşlarından Mazlum Abdi, Washington Post için kaleme aldığı makalede Türkiye'nin son dönemde artan askeri hareketliliğine dikkat çekti.
Suriye'deki varlığımız ve kazanımlarımız tehdit altında açıklamasını yaptı. Türkiye'nin kara operasyonunun engellenmesi için çağrı yapan Abdi, Amerika'nın sadık müttefikiyiz, bizi unutmayın. Böyle bir saldırının sonuçlarının ne olacağını biliyoruz. Çünkü daha önce iki kez yaptılar ifadesini kullandı. Ve Washington Post'a tepki geldi. Yok ettiği siviller ne olacak diye. Suriye'de PKK-YPG zulmüne tanıklık eden gazeteci Rena Netches, birçok sivil kayıptan sorumlu olan birine sayfanızı ayırdınız diyerek bir tepki gösterdi. Yok ettiği siviller ne olacak şeklinde aktarılıyor. Washington Post teröriste kucak açtı şeklinde gazete not düştü ve paylaştı. Bu şekilde aktarılıyor. Ve Türkiye DAEŞ'a göz açtırmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde eleman temini faaliyeti yürüten DAEŞ hücresine operasyon yapıldı. Aralarında terör örgütünün sözde maliye sorumlusunun da bulunduğu 13 terörist gözaltına alındı. Ayrıntılar da verildi. Ve Rusya Fransa'ya uranyum satıyor. Yine ön sayfada Avrupa Birliği Rus petrolüne tavan fiyat getirirken Fransa'nın Moskova ile gizli enerji ticareti yaptığı ortaya çıktı. Greenpeace Rusya'dan gelen çok sayıda ham ve zenginleştirilmiş uranyum dolu varilin Fransa'nın Dunkirk limanına indirildiğini ve savaş sürerken büyük skandal diyerek duyurdu bunu. İngiliz gazeteleri gelişmeyi Fransa yakalandı başlığıyla haberleştirildi. Macron daha önce Rusya'nın Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinde olması gerektiğini ifade etmişti. Koronavirüs laboratuvardan sızdırıldı haberi de yine ön sayfada yer alıyor görüyoruz. Bu haberin ayrıntılarını iç sayfalarda paylaşıyor gazete. Ve devam ediyoruz Türkiye ile. Türkiye gazetesi de Türkiye dikey tarıma geçiyor. Herkes çiftçi olacak başlığını paylaştı. Apartman altında bile sebze üretilebilecek. Toprak ve sudan %95 tasarruf sağlanacak. Çöpte dönüşüm ve yakarak ürettiler alt başlıkları var. Hızlı yapılaşma tarımsal alanları azalttı. Ülkeler çözüm bulabilmek amacıyla şehirlerde hızla dikey tarıma geçmeye başladı. Model Türkiye'de ilk kez Ankara'da uygulamaya kondu. Eskiden Mamak Çöplüğü olarak bilinen alan modern katı atık tesisine dönüştürüldü. Tesiste ilk hasat da yapıldı. Şirketin iş geliştirme direktörü Ali Rıza Öner atıkları yakarak elde ettikleri ısıyı sebze üretimi için kullandıklarını söyledi. Öner dikey tarım bizzat şehirlerin içinde uygulanabilir. Apartmanımızın altındaki sığınaklar dahi üretim yeri olabilir. Bu sistemle su ve toprakları %95 tasarruf sağlanabilir şeklinde bir açıklama yapıyor konuyla ilgili olarak. Zincirler öncülük edecek. Ay Rıza Öner 3-5 yıl içerisinde dikey tarımı daha çok konuşacağız. Market zincirleri ve restoranlar bu işte öncü olacaklar. Menülerindeki ürünleri tüketicinin gözü önünde üretecekler şeklinde bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili olarak paylaşıldı. Bize yerli ve milli zeka lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Biz dünyaya değil, dünya Türkiye'ye baksın. Gençlerimiz Türkiye yüzyılının teminatıdır açıklamasını yaptı. Aktarıldı. Ne coin, ne altın, ne dolar. 500 bin yeni borsacı. Endeks işlem hacminde Borsa İstanbul yatırımcı sayısında bir rekor kırıldığı aktarıldı. Sözcü'deyiz. Parti'den aday adayı oldu, seçilemedi ama iktidar yürüya kolum dedi. AK Partili iş insanı Veysel Demirci 11 yılda 6.4 milyar liralık ihale aldı. Ziver zirveye çıktı. Bununla ilgili olarak bir şirketle ilgili olarak gazete aktarıyor. Bu ülkelerin insanları en az 250 bin dolar verip Türkiye'den mülk aldı. Yapılan açıklamalar yine paylaşıldı. Kara kış geldi, vatandaş kara kara düşünüyor. Battaniye devri son 8 ayda bazı aboneler doğal gazı kesildi bu çok sayıda abonenin ve millet dizinde omuzunda battaniye ile oturuyor. Yeni Şafak'a geçtiğimizde kendi ordusuna güvenmiyor haberini görüyoruz. Miçotakis komut akademisini dinletmiş, kendi ordusuna güvenmiyor şeklinde aktarılıyor bu haber. Yunanistan'da birçok gazeteci
ve siyasetçinin dinlendiği telekulak skandalı ortalığa dökülen bilgilerle yeni boyuta evrildi. Türkiye'ye karşı askeri provokasyonlarda bulunan Başbakan Miçotakis'in kendi ordusuna güvenmediği, Genelkurmay Başkanı Floris'le Kara Kuvvetleri Komutanı Leosis dahil askerleri dinlettiği ortaya çıktı. Bununla ilgili manşet haber aktarılıyor. Böylece Türkiye manşetleri noktaladık. Güney Kıbrıs gazete manşetleriyle devam. Güney Kıbrıs gazete manşetlerindeyiz. Alitia gazetesiyle başlayalım. Bugün manşetten aktardığı haberinde ulaşım araçları birimi ve elektrik tesisatları başlığını kullanarak 2023 yılında Rum Meclisi'nde tasarruf için yapılan değişikliğe değiniyor. Haberin detaylarında özel elektrikçilerin ve Rum Elektrik Kurumu elektrikçilerinin uygunluk verme açısından eşit şartlarda olacağı ve ilgili yasa tasarısının onaylanması halinde aranan kişilerin elektrikçiler ve elektrik mühendisleri olarak belirleneceği aktarılıyor. Fileleftheros gazetesi sağın oyları için savaş başlığını kullanıyor. Fileleftheros gazetesi manşette. Gelecek yıl Şubat ayında yapılacak olan Rum başkanlık seçimlerine aday olan eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in Rum Meclisi'nin Grivas'la ilgili kararının ardından EOKA'ya övgüde bulunduğuna değiniyor detaylarda. Güney Kıbrıs'ta sağcı kesimin oyları için verilen savaşın seçim öncesi dönemin gidişatı için öngörülemeden açılan cephelerin ardından tavan yaptığı ve Akil'in Yorgios Grivas'ın herhangi bir onuru hak etmediği şeklinde nitelendirdiği Rum Meclisi'nden Diko, Edek ve Dipa'nın oylarıyla kabul edilen Grivas'la ilgili karar tasarısının dün Limassol'da yaptığı konuşmasında Rum başkanlık seçimlerine aday olan eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in başını ağrıttığı aktarılıyor. Politis gazetesi manşet haberindeyiz. Cep telefonlarını devre dışı bırakma sistemiyle delirdiler başlığını kullanıyor. 5G'yi kesmek için yükselttiklerine ve şimdi 4G'nin de çalıştığına değiniyor. Haberin detaylarında elektromekanik hizmetlerin 6 aylık sürenin dolmasına rağmen Güney Kıbrıs'taki cezaevlerinin cep telefonu kapatma sisteminin yükseltilmesinin ardından yükleyici firmadan teslim almayı reddettiği ve ölçümlerin kesintinin sadece bir kanatta yapıldığını gösterdiği ancak eski 4G teknolojisine sahip telefonların yine çalıştığı aktarılıyor. Haravgi'deyiz. Sağ kolları için açıklamalar yapıyorlar başlığıyla aktarıyor manşet haberini. Gelecek yıl Şubat ayında yapılacak olan Rum başkanlık seçimlerine aday olan eski müzakereci Andreas Mavroyannis'in Rum Meclisi Genel Kurulu'nda Averof Neofitu'yu ve Nikos Hristodulidis'i haydutluktan dolayı mahkemeye verdiğine değiniyor. 7.57 saatler tüm manşetleri noktaladık. Saat başında tekrar görüşmek üzere.